Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometry Camp'ın 9. haftasının 2. videosundayız. Üçgenlerin sonundaki testlerin çözümünde kalmıştık. Yani test 2'nin çözümünü yapacağız bu videoda. Kitabımızda da sayfa numarası 91 ve 92'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş ve burada eşitlikler verilmiş. Hemen eşitler verildiği için taban açılarına değerler yazalım. İkiz kenarlıklar verildiğinde taban açıları bizim için önemliydi. AA Aynı cinsten yazabiliyorsak diğer taban açılarını da yazmak lazım. Yazamıyorsak da çok zorlamayalım. Ne yazalım? BB yazalım. Peki ne yapmam lazım? X'i bulmam lazım. X'i bulmam için öncelikli olarak ne bulmam lazım? A artı B'yi bulmam lazım. E o zaman verilen bilgiye bakayım. Ne verilmiş? 50. Hocam 50 nerede? İster buradaki dörtgenden git. İstersen 50 büyük üçgende değil mi? Evet. Büyük üçgende bana şu açı ve şu açı lazım. E burada kaçı? 180'e tamamlayan açısı. 180 2A. Burası BB ise burası da 180 2B değil midir? Evet böyle işlem yapalım. Toplamları 180 yapacak. 180 2A artı 180 2B artı 50 eşittir. 180 olacak. 180'lerden birer artı gitti. Eksi A ile eksi, 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa atalım. Şurada ne kaldı? 230 kaldı. 230 2A artı 2B'ye eşit oldu. Ve böylelikle A artı B'yi de 115 olarak buluruz. A artı B 115 ise bak burada ne çıktı? A artı B artı X'in ben 180 olduğunu biliyorum. Ve A artı B yerine de 115 yazarsam X'e de ne kalıyor o zaman? 65 derece kalıyor. Yani birinci soru Denizli çıktı. Geldik 2'ye. ABC ve CDE eşkenar üçgen verilmiş. Evet eşkenarları şöyle bir gösterelim. Şu üçgen V sarıyla gösterdim. Öbürünü de neyle göstereyim? Kırmızıyla göstereyim. Şu kırmızı üçgen birer eşkenar üçgenmiş. Hmm eşkenar üçgenler verilmiş. Benim dikkatimi çeken iki eşkenar üçgen C noktasında kesişiyor. Demek ki ben buraya bir dikkat edeceğim. Verilen bir bilgi boşu boşuna verilmemiştir. Evet burada kırmızı üçgenin kenarlarına çift çizgi çift çizgi çift çizgi dersek. E, öbür sarı üçgenin de kenarları şöyle çift çizgi demeyelim. Bir kenar şu şekilde ve bu ve bu da bu şekilde olsun. S ile gösterelim. E ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman şuraya yoğunlaşalım kardeşim. Burada e hocam biz ne biliyoruz? şu açının 60 derece olduğunu ya da bu açının 60 derece olduğunu biliyoruz. E buraya ben alfa yazarsam burası ne olacaktır? 60 eksi alfa olacaktır. Bir şey yapamıyorsak açılara da alacağız değil mi? Özel üçgenden falan çıkmıyor. E hocam bunun da tamamı 60 ya. 60 eksi alfası buradaysa buraya da alfa kaldı. Aa, bak şu üçgende alfa var bir de bu üçgende alfa var. O zaman alfalı üçgenlere dikkat edelim. Birer açılara eşitse hemen kollarına bakıyorum. Alfanın kolları bu mavi üçgende. Bak şöyle göstereyim. Buradaki üçgende alfanın kolları nedir? Çift çizgiyse. Buradaki üçgen nedir? Alfanın kolları. O da çift çizgiye S değil mi? A ne çıktı? Hocam iki üçgen eş üçgen çıktı. Niye? Aynı açının kolları çift çizgiye S. Çift çizgiye S olduğundan dolayı kenar açı kenardan dolayı. Dolayısıyla alfanın karşısı burada 3 ise burada da alfanın karşısı nedir? 3 olmak zorunda. Ve bir kenarı ne bulduk? Sarı üçgende 5 bulduk. E, bizden de X isteniyor. X de böylelikle 5 çıkar. Yani ikinci soru C oldu. Geldik üçüncü soruya oranlamalar verilmiş. AE uzunluğuna K dersek şuraya bir K dedik. EB'nin uzunluğu da 3K olarak verilmiş. Hemen şuraya 3K yazıyoruz. Sonra neler verilmiş? Şu ikiz kenar verilmiş. Hmm. Bir de AC'de 16 verilmiş. Peki buna göre X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Biz burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor bir alfabetaya dalabiliriz. Hadi burada alfabete dal, dalsak ne olacak? E hocam bak çok güzel bir şey oldu. E, bu üçgende alfabetalı üçgen oldu. Şu x kenar verilmiş ya x kenarlıktan dolayı alfa ise burası da alfadır. Alfa 90 ise burası da ne olacaktır? Beta olacaktır. A iki üçgen benzer oldu. E, i̇lk aklımıza ne geliyor? Zaten dik üçgen ya da benzerlik konuları geliyor. O zaman benzerse 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı burada 4k olmuş. O güzel bir kat var burada. 1'e 4 oran var. O zaman burada alfanın karşısı 16 ise büyük üçgende. Burada kalfanın karşısında 1'e 4 oranından dolayı 4 mi olur? Evet. Buna göre x nedir diye soruluyor. Bizden ef isteniliyor. Cevap ne olur? 4 olur. Yani balık kesir olur. Bunun farklı bir çözümü de şu şekilde yapabiliriz gençler. Farz edelim alfabet aklınıza gelmedi. Şu şekilde bir şey aklınıza geldi. Ya hocam burada tabana ait yükseklik var. Aklımıza alan gelebilir. Farklı bir yoldan çözüyorum. Hop şöyle. Hocam şu üçgenin alanı. Mesela bu tabana ait yükseklik var ya üçgen oluşturdum. Alanda üçgen oluşturması yapabilirdik. Peki e hocam k'da kalan a ise 3 kde kalan 3a'dır. Bak şimdi A alanı belli mi? Belli. Nedir? Şuraya bir x diyecek olursam x çarpı buraya ben şuradan aslında şuraya x diyeyim. Şu tabana a diyeyim. Hocam a alanı neye eşit? a çarpı x bölü 2 eşit. a çarpı x bölü 2 eşit. Tamam aklınızda bulunsun bu. E başka ne var? 16 verilmiş 16'yı kullanmak zorundayız. 16 a bu tabana ait yükseklik. Bu tabanda a ya. 10, a çarpı 16 bölü 2 de 4 toplamda 4 a eşit değil mi? Evet. 4 a da a çarpı 16 bölü 2'ye eşit olacak. Şu 4'ler sadeleşsin 4 kaldı. Şunlar sadeleşsin 2 kaldı. A da buradan 2 A'ya eşit oldu. Evet A'yı 2 A olarak bulduk. Gel burada yerine yaz. A yerine 2 A yazdığımda A çarpı X bölü 2'ye eşitti. A'lar nanay oldu. 2 kere 2 4 oldu. X de böylelikle 4 çıktı. İster alandan yap ister benzerlikten yap. Ama benzerlik daha tatlı değil miydi? Bence daha tatlıydı. Evet 3. soru balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biridir. Lütfen yapamadıysan bir daha videoyu durdur yapmaya çalış soruyu oku bakalım ne diyor. Düzlemde bir üçgenin köşelerini merkez kabul eden eş çemberler çizildiğinde. Bak ben bunu kullanacağım. Eş çemberler çiziliyormuş. Üç çemberde bir P noktasından geçmek demiş. Hmm. Çizelim. Hemen 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 aşağıda mı yanda mı? Şu yanda çizelim arkadaşlar. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Ve bu üçgenin köşelerinden eş çemberler çizecek olursam. Mesela şöyle bir çember çizdim. 1 Buna eş bir çember. Hocam yarıçapı R olan bir çember. Hop. 2 Şöyle bir çember. Şöyle bir çember. Çizemedim. Bir daha çizeyim. Şöyle bir çember. Evet eş çember. Bunlar bir P noktasında kesiyormuş. Bunların hepsi tek bir noktada kestiği bir nokta varmış yani onu söylüyor. E hocam bir üçüncüyü çizsem. Bunlar ikisi burada kesiyor ya bak biri burada biri burada kesiyor ya. Bir üçüncü de sanki buradan geçecektim arkadaşlar. Şu şekilde bir çember mi olacak? Evet çemberleri çizdik. Bu çemberler nerede kesti arkadaşlar? Tamam ikişerli kesişim noktası oldu ama bunların hepsinin üçünde kestiği yer burası değil mi? Evet. Çemberdeki en etkili silah neydi? Ya ben bunu anlattım. Bunu işte, e, şeyi anlatırken en son ki 8. haftada anlattım. En etkili silahımız yarı çap çizmekti. E hocam çemberin merkezi burası. Buradan bir yarı çap çizeyim. Hocam buradan da bir yarıçap çizeyim. Hocam buradan da bir yarıçap çap çizeyim. E ne oldu o zaman bunlar? Şunlar, şunlar, şunlar birbirine eşit oldu. Yarı aynı olduğundan dolayı. E ne oldu? Aa hocam burası 3 böyle bir nokta oldu ki 3 köşeye olan uzakları da birbirine eşit oldu. Bu neydi? Çevrel çemberin merkezi değil miydi? Evet. 3 köşeye de eşit uzakta olan nokta çevrel çemberin merkeziydi arkadaşlar. Şu çevrel çemberin merkeziydi. Arıyorum. Şıklarda çevrel çemberin merkezi yok. Aynı zamanda çevrel çemberin merkezinde neydi? Hocam şuradan bir dik çizsek tabanı iki eş parçaya böldü. Buradan bir dik çizsek tabanı iki eş parçaya böldü. Buradan bir dik çizsek tabanı iki eş parçaya bölecek ya. Aa hocam kenar orta dikmelerinin de kesim noktası oldu. Yani kenar orta dikme merkezidir. Zaten konu anlatırken de söylemiştik. Çevrel çemberin merkezi ile kenar orta dikme merkezi aynıdır. Çevrel çemberin merkezi yok ama kenar orta dikme merkezi var. O zaman cevap balık kesir oldu. Çok güzel bir soru arkadaşım. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Bunun benzeri sınavda çıktı. Ben bunu daha da böyle değişeğini yazdım buraya. İşte tam olarak bu yine sınavda çıkmaya aday. Ne çok zor ne de çok kolay bir soru arkadaşlar. Evet geldik 5. soruya. 72, 138 verilmiş. Başka da neler verilmiş? E, 10 derece. E hocam zaten direkt buradaki üçgende iki tane açı var. E o zaman buradaki üçgenden şey yapacağız. Direkt 138 artı 10'dan 148. Buraya kaç kaldı? 32 derece kaldı. E bu da 90 ya 90'ı kullanacağız. Tamamı 90 olduğu için buraya 58 derece kaldı. 32'nin 90'a tamamlıyor. E hocam buradaki üçgende de 58, 72 ve x'in toplamı 180 yapacak. Kafadan yapalım. 72 ile 58'in toplamı 130 yaptı. O zaman x'e de ne kaldı? 50 derece kaldı. Yani cevap e dremit oldu. Geldik 6'ya. Yandaki şekilde abc dik üçgeni ile köşeleri bu üçgenin kenarları üzerinde bulunan böyle bir dikdörtgen verilmiş. Buna bir dikdörtgen demiş. Böyle şeyi yazıyoruz. Üçgenin içerisinde dikdörtgen, deltoid, a, deltoid demişim pardon, e, paralel kenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ya da kare konulduğunda neye dikkat edecekti? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel yani paralelliği kullantırabilirler arkadaşlar diye söylemiştik. AF üçgenin alanı burası 27 olarak verilmiş, BDF dikdörtgenin alanı da 36 verilmiş. Bu dikdörtgenin alanı da 36 verilmiş. Hmm. hocam dikdörtgenin alanı dediğimiz nedir? Dikdörtgenin alanı dediğimiz şuraya A buraya B diyecek olursak A çarp B'dir. A çarpı B 36 verilmiş. Ama şurada bir köşegen çizecek olursak ki burada alan dağıtım yapacağımız belli. Aslında dikdörtgenin özelliğini bilmeyen arkadaşlar için yapıyorum şu anda. Hocam bunu çizecek olursak burası da 18 burası da 18 olur. Niye? İspatı zaten çok kolay. Hocam A çarp B 36 ya A çarp B bölü 2 yapıyor burası. O zaman 18 yapar diyebiliriz. E tamam bunları yazdık. E sonrasında ne yapacağız? Bak burada güzel bir şey çıktı alanlardaki oran çıktı mı? Çıktı. Yani 27 bölü 18. 27'yi sen 18'e bölsen, 9'a bölsen 3, 9'a bölsen 2. Hocam bu tabandaki oran 3K, burası da 2K mı olacak? E. E. Bak şunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralelse, 3'e 2 oran varsa, burada da 3'e 2 oran vardır. Yani 3N'e e 2N oran vardır. E şimdi burada alan dağıtımı yapabilir miyiz? Ya da şurada da bir paralellik var. Hocam burada 2'ye 3 oran varsa, 2'ye 3 oran olacak. 2M'se e burası da 3M olacak. Şimdi 3 mdeki alan kalan 18 ise bak 6 katı 6 katı burası da 12 mi olacak? Evet tamamiyle benzerlikten oranlamaları bulduk sonra alan dağıtım yaptık. Daha farklı yoldan yapabilir misin? Tabii ki yapabilirsin. Benden de alan ADC isteniyor. Cevap böylelikle balık çıktı. Geldik bir sonraki soruya. 7. sorudayız. Evet bir şeyler verilmiş neler verilmiş? 16 18 verilmiş x. Şekilde verilen üçgende C ve AD doğru parçaları ile eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyormuş. Ha, bu üçgen eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyormuş. O zaman şunları yazalım. Burası A alanı, burası A alanı, burası da A alanı. A, A'lar birbirine eşit olması ne anlama geliyor? Tabanlarının birbirine eşit olması anlamına gelmiyor mu? Evet. Hocam o zaman burada da A alanı var. Buraya da çizgim diyeceğim. Hayır. Buraya bakarken tepen bak. Ben burada şu C tepe noktasına göre baktım. Alanlar eşitse tabanlar da eşit dedim. Şimdi büyük üçgene bakacak olursak bu A burası 2A tepe noktası A'ya göre baktığımızda o zaman burada da 1'e 2 oran var diyebiliriz değil mi? Yani şurası A iken burası da 2A ise alanlardaki oran 1'e 2 oran olduğundan dolayı burası da o zaman N burası 2N'dir. Hatta toplamda 3N eşittir 18 ise N'i de böylelikle 6 buluruz. N6 çıktı burası da 12 oldu. E burada şu dik üçgeni yoğunlaşacağım. 12, 16, 20 üçgeninden burası 20 çıkar. E hocam burası 10 oldu, burası da 10 oldu. Burada bir de 90'da var. 90'dan kenar ortaya da aynı zamanda. 90'dan çizilen kenar ortay, Hop muhteşem üçgen şey oluşturur. Evet, x'i böylelikle 10 buluruz. Yani 7. soru C oldu arkadaşım. Geldik 8'e. ABC x kenar üçgen, BCD dik üçgen verilmiş. AB ile AC 21 verilmiş. Evet, şu ve şu 21 verilmiş. Tamam aklımızda bulunsun. Yukarıdaki verilen şekilde ABC üçgenin alanı BCD üçgenin alanının 3 üç katıdır. BCD'nin 3 katıymış burası. E, arkadaş, burada alan soruluyor. Bak normalde x kenar üçgen taban verildiğinde insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz ama hocam taban yok ama tabanla alakalı bir şey verilmiş. Üçgen alanından bahsedilmiş ya. Üçgen alanından bahsedildiği için tabanına ait yükseklik çizmek şart oldu. E tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. E hocam burada hatta şunlar birbirine paralel oldu. Çünkü aynı doğruya dik ikisi de ya da yöndeş açı 90 ise 90 olduğundan dolayı. E burada bunlar eşit. Bunlar paralel. Bir orta taban mı çıktı? Evet. Burası K iken burası 2K olacaktır. E sonra ne yapacağız? Adam bize alanlarla ilgili bir ilişki vermiş. Ne demiş? İster özellikten yap ister özelliksiz yap. Şimdi burada e, ABC üçgenin alanı BCD üçgenin alanı 3 üç katıdır. Ya sen buraya şey diyecek olursan bak şimdi BCD üçgenin alanı bu. Öbür ABC üçgenin alanı da X kenar üçgen. Bu üçgen ve bu İkizkenar üçgen ve dik üçgende tabanlar ortak değil mi? Yani tabanları aynı olan üçgenlerde yüksekleri oranı alanları oranına da eşittir. Biz genelde tam tersini yaptık. Tabanlar oranı alanlar oranına eşit dedik. Ama tabanlar aynıysa ki bu dik üçgen bu tabana ait yükseklik zaten diğer dik kenar yapıyor. O zaman alanlar oranı 3 ya 2 k buraya 6 k diyebilirsin. 1, 2. Şöyle de yapabilirsin. Şuraya bir a dersin. Hocam ABC üçgenin alanı a çarpı h bölü 2. A çarpı H bölü 2. Neye eşit? BCD üçgenin alanın 3 üç katı. A çarpı 2K bölü 2 eşit değil mi? A çarpı 2K bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. A'lar gitti. Bir dakika. Bunun da bile 3 katına eşittir. Onu yazmayı unuttum. Çünkü ABC üçgenin alanını yazdım. BCD üçgenin alanın 3 katı. BCD üçgenin alanı A çarpı 2K bölü 2 ya. Çarpı 3 diyeceğim burada. H da buradan ne geldi? 6K geldi. E hocam H 6K ise K'sı buradaysa buraya ne kaldı? 5K kaldı. E o zaman buraya 5K'yı yazalım. Sonra ne var? E hocam şunlar birbirine paralel değil miydi? Evet. E burada biz bu doğruya onlaşacağız. Çünkü 21 verilmiş burada. Ve şurada da bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 5'e 2. O zaman burası 5 n 2 n olmak zorunda. Toplam 7 n 21 değil miydi? Evet 7 n eşittir 21 ise eni de böylelikle 3 buluruz. Bizden de x isteniliyor. x de 5 n olduğundan dolayı cevap 15 yapar. İşte en azından burada yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Tabanları aynı olan üçgenlerde yükseklikler oranı tabanlar oranında da eşit oluyor arkadaşlar. Zaten bunun ispatı da çok kolay. Sen de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9'a. 9'a. 9 burada. Atlamayalım. 9. soru. Evet burada BA ile 3 tane eşitlik verilmiş. Bir de ne verilmiş? BA ile BC birbirine eşit verilmiş. Hocam bir de şurada şöyle bir eşitlik verilmiş. BA ile BC. Heh, şöyle bunu kullanacağım. E burada bir ikiz kenar var. Şu taban açısı belli mi? Belli. Taban açısı kaç? 114. 180 eksi 114. Yani 66. Hocam ikiz kenardan dolayı burası da 66. 66 66. 66 66 daha. 132. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 48 yapıyor. E sonra ne yapacağız? E hocam şu ikiz kenarlığı kullandık. Bak bir de şu kırmızı da ikiz kenardı. E bu taban açısı 66 ise bu taban açısı da 66 yapmak zorunda. 66'dan 18, 48 çıkartırsak kaç yapar? 18 yapar. Heh, şimdi bu ikiz kenarlığı kullanabiliriz. Hocam bu ikiz kenarlıkta 18 ise burası da 18 midir? Evet. E sonra ne yapacağız? 118 bak şimdi şuradaki üçgene dikkat et. İster buradaki üçgenden iç açıları toplamı 180 de istersen şuradaki açıdan burayı bul. Sonra iki iç açı bir dış açı Sana kalmış. Ben şu üçgenden gidiyorum. 18, 18, 114 ve x. 18, 18, 114 ve x'in toplamının 180 yapması lazım. x'in toplamı kaç yaptı? 36. 114 ile toplarsam 150 yapıyor. E burası 150 yaptıysa x'e de kaç kaldı o zaman? 30 kaldı. Yani cevap Akçay yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Fatma'nın F'si. Evet Kerem. Yani Kerem'i biliyorsunuz artık. Benim oğlan. E bir de bir boyama kitabında ABC eşkenar üçgen içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyarak Fatma'nın F'si yani babaannesinin adını yapmış burada. Adının baş harfini yapmış daha doğrusu. Aa, aa babaanne dedik. Kim oldu o zaman? Neyse. ABC eşkenar üçgeninin 192 alanı 192 verim kare olduğuna göre boyalı alan kaçtır diye soruluyor. Evet eşkenar üçgen bunlar eşkenar üçgen. Hocam kenarlar birbirine eşit. Aa bu kenarda çizgi oldu. Hocam bu üçgende de çizgi oldu. Her yer çizgi mi oldu? Evet. Her yer çizgi oldu arkadaşlar. Şu çizgileri şöyle şey yapalım. E bir de ne yapacağız burada? Arkadaşlar bir de açıları da mı yazacağız şöyle? Açıları da yazalım. Şekil küçük olduğu için açı yazamıyorum. E hocam şurası 60 burası 60 ise buraya da ne kaldı? 60 kaldı değil mi? Evet. A büyük de eşkenar üçgendi. Çünkü eşkenar üçgen biçimindeki özdeş eşkenar üçgenin içinde özdeş eşkenar üçgenler koydu. E burası da 60 burası da 60 burası da 60 zaten. E burada da 60 60 ise burası da 60 mı oldu? Evet. Bir kenara ben A dersem A A A 3A yaptı. Hocam burası 3A burası 3A. Sonra A dedik ya 1 2 3 4 5. Burası da 5A yaptı. Yani burası da 5A. O zaman burası kaç yaptı? 8A yaptı. Hatta şuradaki parçaya 7A kaldı da tamamı 8A yaptı. Şimdi ne diyor? ABC eşkenar üçgenin alanı 8A'nın karesi kök 3 bölü 4. Normalde akara kök 3 bölü 4'tü ama bir kenar 8A olduğu için 8A'nın karesi kök 3 bölü 4'ü 192 vermiş bize. E buradan ne geliyor? Hocam 64 ile neyse 64 a kare kök 3 bölü 4 eşittir 192 verilmiş. Bunlar sadeleşince ne geliyor buradan? 8 geliyor. 192 de yok 8 olur mu? 16 geliyor. 192 de 16'ya bölünüyor mu arkadaşım? Bir kere 16 16 32. Evet 12 yapıyor. Sadeleştirdiğimiz zaman da şununla şunu 12 yaptı. Hocam a kare kök 3'ü ne bulduk? 12 bulduk. E tamam. A kare kök 3 12 bulduk. A'yı bulmayalım bence. Çünkü niye? Çünkü boyalı alan nedir diye soruluyor. Sayalım mı arkadaşlar bunu? Ee, eşkenar üçgen içine sayısını vermemiş. Sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane alan var. 18 tane bir kenarı A olan bir eşkenar üçgen. Yani A kare kök 3 bölü 4'e eşit olacak. 18 tane A kare kök 3 bölü 4 isteniyor bize. A kare kök 3'ü biz bulmuş muyduk? Evet. Yaz yerine Ozan 18 çarpı kök 3 yerine 12 yazıyorum. Bir de bölü 4'ü var. Hop hop bunlar gitti. 3 3 ile de 18'in çarpı da kaç yapıyor? 54 yapıyor. Yani cevap C an oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. ABC üçgen DC eşkenar üçgen demiş. DC'yi eşkenar üçgen demiş. Dikkat. Yani şu eşkenar üçgen hemen açıları yazalım burada. Hocam şurası 60, burası 60, burası 60. Sonra bu açılar eşit verilmiş. Şu an bir şey yapamıyorum. Bir de ne verilmiş bana hocam? Şunlar birbirine paralel verilmiş. E paralelse Yöndeşlikten dolayı şunu söyleyebilirim. Paralelse yöndeşlikten buraya nokta deyip sonra iç açılar toplamı yapabilirim. Ya da paralel ya yöndeşlikten burası 60 deyip şuradaki üçgende iç açılar toplamı yapabilirim. Fark etmez. 60 şuraya da alfa diyelim. Alfa diyelim. Şurası da alfa olsun. 3 alfa artı 60 büyük üçgende de küçük üçgende de aynı. 3 alfa artı 60 eşittir 180 olduğundan 3 alfa eşittir 120 yapar. Alfayı da böylelikle 40 buluruz. Evet alfayı 40 bulduk. Gel yerine yaz. 40 40. Hocam burası da 40. E burada iki açı yan yana geldi. İkisini görünce dayanamam. İki iç açın toplamı bir dış açıdan. Burası 80 yapar. Sonra ne var? X'i bulmaya çalışacağız. Hocam bak 60 60 180'e tamamlayanı burası da 60 yapar. E buradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı. Yani 60 artı X eşittir 80 olduğundan. X'i de böylelikle 20 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık esir oldu. 11. sorudan geldik. 12. soruya. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Hocam x kenarlık var. x x. A burada hiçbir şey yapamıyorum. Bir şeyler çizmem lazım. Bak 60'ın kollar çift çizgiye çift çizgi var. Bu ek çizimi biliyorsun. Hop hemen x kenar üçgen oluştur. Normal böyle burası 40 olsaydı 40'sa ise x kenar üçgen 70 70 genelde oluşturmuyoruz arkadaşlar. Ama tepe açısı 60 olunca 180 60 çıkartıp 2'ye böldüğün zaman kaç çıkıyor? 60 60 oluyor ya burası. Özel bir durum çıktığı için böyle 60'ın kollarında iki tane eşit kollu olduğu için Olduğu zaman böyle bir üçgen oluşturabiliyorduk. Ek çizim yöntemlerinden biridir bu. Çünkü eşkenar üçgen çıktı. Ama eşkenar üçgen çıktı demeyle kalmasın. Şuradaki eşitliği de mutlaka göster. Bunu göstermezsen sonuca ulaşamazsın. E hocam sonrasında ne olacak? Bak karşımıza şurada da bir ikizkenar çıktı. Hocam burası da 25 oldu. E sonrasında ne olacak? 25 25 50. E o zaman buraya 130 kaldı. Hocam 130 60 daha 190 360'tan da 190 çıkartırsak 170 mi kalıyor? Evet. Buraya 170 kaldı. E hocam x kenardan dolayı x burası 2x artı 170 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da 180'den 170 çıkart 10. 2'ye böl. 5 5 yapmaz mı? Evet. Böylelikle cevap 5 olarak buluruz. Yani örnek 12'yi de akçay bulduk. Böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.